Ama yani yine de birazcık kopuk bir kompozisyona benziyor. LGL kompozisyonu, Pentagram'ın kompozisyonu. Diğer tarafta yani savaş... Uçarı yıldızı şimdi ters taraftan Ranger'ın geldiğini görüyoruz. Ramune içeride vardı. 6. seviye oldu. Güzel bir buzdan sütun geldi. Ramune bakalım uyutmayı başarabilecek mi? Rakiplerinin sıçrasını kullanıyor ama sıçradan Jin Kuyado'da da var. Tutuştur. İlk kanı burada Jin Kuyado'ya kazandırıyor. Ranger'dan güzel baskın. Ramune'nin ultisi o koridor ittirecek. Ramune yine bir ulti kullandığı anda içeri girecekler. Ya şimdi ultiyi kullandı. Yeniden Ranger geliyor arka taraftan. Yaz bu sefer Mans'ta katılıyor bu mücadeleye. Uyutmayı başardı Jin Kuyado'yu yalnız. Hesaba katmadıkları bir şen var. Ultisiyle beraber Paz geldi arkaya. Ranger'ı yakalayabilecek mi acaba? Ranger'ı yakalamayı başardı. Güzel bir kışkırtı sıçra kombosu. Şimdi Jin Kuyado acaba Ramune'yi çıkarabilir miyim diye girdi ama hayır. Bu arada alt koridorda Riven başı dertte. Son bir vuruş gelecek mi? Sıçra kullanıldı. Işınlan geliyor yalnız. Aldı. Şimdi alt koridora almayı başardı. Gengin kullandı. Tutuştur orada skorun alınmasını sağlıyor. Şimdi Zant'in ultisini kullanıyor ama yutarı Moyasi'den. Güzel tüy fırtınası. Vance bunu yok edecek. Çok rahat bir şekilde. Rahatlıkla olacak tabii. Yutarı Moyasi ile Gengin de koridorunu ittirmesi elini çok kolaylaştırdı. Bir sonraki ejderde daha ejderi olacak. Şimdi üst koridorda bu arada Zantins Paz'ın üzerine gitmiş. Kışkırtma da geldi yalnız. Ters taraftan Ranger geliyor. Şimdi ulti de kullanıldı Zantins tarafından. Ornn ultisi havaya sıçratmayı başardı Shen'i. Paz'ın buradan çıkışı yok gibi görünüyor. Güzel bir kombinasyon. Trundlehorn skoru çıkarmayı başardı. Şimdi Vance minyon dalgasını temizlemek üzere gelecek oraya. Yalnız görünmez haline de geldi. Şimdi Zantins'e büyükçe bir hasar vermeyi başardı. Zantins skoru alması çok tehlikeli, kolay değil o biraz ama Kha'Zix. Yani. İlkinde alamadıktan sonra hayatta kalması çok zor. Ve şimdi oradan ulti geliyor. Bakalım Ramune'nin üzerinde ulti var. Yaz çıkmayı başaramadı sıçrayla beraber. İçinde kaldı ocağın çağrısının. Arka tarafta bu arada Vance. Nişancılar da önemli birer eşyayı tamamlamış durumda ama Yutori Moyasi'nin üzerindeki tabii coşku farkı yaratabilir. O çizmesini tamamlamaya gerek görmemiş. Şimdi Vance yakalanacak mı acaba? Luden'le beraber de takım arkadaşına şöyle ufak da olsa bir hasar yolladı. Uyku baloncuğu tutmuyor. Ve Ejder problemsiz bir şekilde bu noktada kabuğumun oluyor. Ve bu da onların bu turnuvadaki aldığı ilk ejder. Evet, güzel bir tuzak kurdular ama... yakalayabilirler bu arada. Geng yalnız hemen ultisini aktifleştirdi. Shen de geliyor. Alistar'ı düşürmek çok uzun sürdü. Diğer tarafta Riev'se çok çok hızlı düşecek. Şimdi Paz bir pozisyon arıyor. Arkadan Ramune geldi. Güzel bir uyku baloncuğu ama kimseyi tutmadı. Vance bu arada. Çullanını kullandı ama havada bunu yapmamalıydım. Bunu yapmamalıydım diyerek hemen geri vites. Şimdi yalnız arka çalıyı yeniden sarkıla. Ya biri bir kafa atacak ama hadi bakalım. İstiyorlar, Baron'u istiyorlar. Ve şimdi Baron'a da girdiler bu arada. Hızlıca Baron'a başladılar. Zoe birazcık uzakta ve farkında değil şu anda Alacaklar, Pentagram. Alacaklar, Baron'u. Evet, almayı başardılar. Bir de geri çekiliyor şu anda Vance. Çalısını yeniden kazanacak ama karşında Baron'u verecekler. Vance, yalnız 2000 Vance can. Yetişecek, 150, Vance yetişecek, sıçrat, Vance yetişecek. Girdi. Vance yetişti. Vance atamadan düştü. Çarpını kullandı belki ama alınması için yeterli değil. Hızlıca Kha'Zix'i düşürüyorlar ve kabuğum. Açmaya devam ediyorlar. Ve Okyanus Ejderi de bu arada kabuğumun olacak ve Kadim Ejderha'dan önce bir ejder daha görmüş olacağız. Ve önemli 3 eşya tamamlandı artık Caitlyn'de. Titan'ın ellerinde statik bombardıman topu ve ebedi kılıç var. Ve şu anda vuracaklar gibi de görünüyor. Oradan ulti de geldi. Bu tamamen tehdit amaçlı bir ulti. Kimseye tutmadı ama asıl hedef zaten orada rakip şampiyonları olmaktan ziyade alanı kapatmaktı. Şimdi uyutmayı başardı. Şimdi içeride Genk. Arkadan Shen'i de getiriyor. Hasar çıkacak mı? Riev'in başı dertte. Riev düşecek gibi görünüyor. İlk düşen isim Riev oldu. Zantins arka tarafta sersemletildi. Zantins skoru gelecek mi? Uyuttular Zantins ama bir tane de otomatik saldırı çıkmadı orada. Şimdi Genk'in başı dertte. Destekler değişilmiş oldu. Burada 4'e 4 bir savaş ama inhibitörü dağılan taraf kabuğum oluyor. Etten duvar. Caitlyn'i korumayı başardı. Zantins'den bir ulti daha geldi. Yutori Moyasi'nin tüy fırtınasını aldılar ama hedef yine inhibitor kulesi. Yine Zantins uyutuldu. Verilen hasar randam olmayan hedefler bunlar. Yanlış şimdi içeride Jin Kuyado. Vance'a havada bir otomatik saldırı Vance düşüyor. Ormancıyı aldılar. Şimdi inhibitora doğru dönecekler. Bu arada Yutori Moyasi de Titan'dan nasibini alıyor. Ulti de kullanacak. Paz'ın gelmesi gerekti. Bu arada Ramune Titan'ı düşürmeye çalıştı ama Titan'dan hızlı bir şifa. Kabım tarafında bu arada güçlendirmiş eşyalar da gelmeye başladı. Ebedi kılıç ve Jen'in maskesi güçlendirildi. Vance bir varmış bir yokmuş. Geng'in de ultisini almayı başardılar ve bu çok kolay bir baron olacak. Ve bu baronun ardından da orta koridordan sağ tıklayıp gidecekler. Evet. İki inhibitörü zaten açmışlardı. Paz bir şekilde alt koridoru ittirmeye çalışıyor. Takımına belki zaman kazandırabilmek için ama onun da geri dönmesi gerekecek.
Kimse isabet etmedi ve şimdi Ocan çağırdı. Geng içeride yalnız Vance'da içeri girdi. Titan'ın başı dertte olabilir ama Riev Vance'ı düşürüyor. Nişancısını mükemmel koruyor bu noktada Riev. Arkada atayan Zantin skoru gelecek mi? Hayır. Zantin'si de düşüremediler. Vance yok, Paz yok. Bu savunmanın da dolayısıyla imkanı yok. Kabum Esports yükselme liginde başlayan macerasını önce MSI'nin elemesine katılarak devam ettirmişti. Şimdi ise aslında çaylak sayılabilecek genç bu kadro MSI'ye galibiyetle başlıyor. Yani oyun ortasında ufak tefek hatalar yapmalarına rağmen bir şekilde Baron'u aradan çıkarmayı başardılar. O Baron'u güzel kullandılar ve en nihayetinde ihtiyaçları olan bir galibiyetle başladı Kabum Esports. Yani biz de bu detayı aradan çıkardıktan sonra artık yavaş yavaş daha evet, istediğimiz, görmek istediğimiz yerlere doğru